Arkadaşlar herkese merhaba. Berali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. ayet tarih soru çözümleriniz kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 10 tane harika, bombastik, fantastik, güzel sorum var. Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aşağıdakilerden hangisi frigalılarda dini inanışın ve hukuk sisteminin ekonomik uğraşlarının etkisinde olduğunu kanıtlamaz. Saban kran ve öküz kesenlerin idamla cezalandırılması. Ne demiştik? Frigler coğrafi konum gereği tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ekonomik uğraşları budur. E şimdi sen sabanı kırarsan yani tarım aletini kırarsan öküzü öldürürsen ne olur? İdamla cezalandırılırsın. Çünkü ekonomik uğraşları böyle. Bu sistemine yansımış mı? Yansımış. Bu bir. En ağır cezaların tarım faaliyetleriyle ilgili olması. Ne demiştik? Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. En ağır cezalar da nerede olur? Tarımda olur. Çok tanrı, ho oh, bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. En büyük tanrılarının bereket tanrıçası diyor değerli arkadaşlar. Bak bununla bunu karıştırma. Bereket tanrıçası neyi simgeler? Ekonomik refahı simgeler. Eğer bereketli olursa, mesela diyelim ki bu yıl çok bereketli olacak. Ne olur? Refah seviyesi de yükselir değerli arkadaşlar. Tamam mı? Dini inanış ekonomik uğraşlarına yansımış. Kanunlarının tarım hayatını korumaya yönelik olması. Ayla E birbirini götürüyor zaten değil mi? O kız öldüremezsin oğlum. Sen o kız öldüremezsin. Öldürürsen sen de ölürsün. Tamam. Çok tanrılı bir inanış. Ekonomik uğraşla bağlantılı değil. Sadece kibere bağlantılı. Tamam mı? Okey. Hadi gidelim. İkinci soruyu. Şöyle bir soru. Yukarıda verilenlerden hangilerinin ilk Türk devletlerinin yönetim organizasyonunun unsurları arasında olduğu savunulabilir? Yönetim organizasyonu. Kurultay var mı? Kurultay olmazsa olmaz. Devlet işleri burada görüşülür. Biz buna ne diyorduk? Meclis. Diğer isimleri neydi? Toy ya da Kengeş değil mi yani arkadaşlar? Tamam. İkili teşkilat var mı? Var. Her zaman konuşuruz ikili teşkilat hakkında. Devletin iki ayrı yönetilmesidir. Doğu kanadına Hakan, batı kanadını ya bu yönetir değil mi? Ama otorite zayıf. Unutmuyoruz. Otorite burada zayıf. Tek amaç ülke yönetimini kolaylaştırmak. Ülüş ne demek? Ülüş eşitlik anlamı taşıyor. Pay ve hisse anlamı taşıyor bu arada. Bak kelime anlamı pay ve hissedir. Diyelim ki toprak mı kazandın? Eşit bir şekilde bölüşeceksin sen. Tamam mı? Bu da yönetimle alakalı bir durum. Cevabımız eşitlik olacaktır. Hadi bakalım hadi bakalım. Üçüncü soru. İslam tarihi. Bu gelişme aşağıdaki olaylarda hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Buna benzer bir soru tipi bekliyor. Müslüman olmayan erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında cizye vergisi alınacak. İlk defa cizye vergisi alınıyor. Hayber doğru cevabımız. Taif peygamberimiz baskıya maruz kalıyor. Yine de davasından vazgeçmiyor. Mekke artık İslam devleti hem ekonomik hem de siyasi yönden güçlendi. Mekke'nin fethinden sonra genel af ilan edildi. Kabe putlardan temizlendi. Hudeybiye ne demiştik? Medine devleti, Medine İslam devleti resmen tanındı. Resmen de mi? Hukuken ya da resmen tanındı. Tamam mı? Medine Sözleşmesi'nde tanınmıyor. Dikkat et. Medine Sözleşmesi sadece İslam devletinin temellerini atıyor. Unutma. Lider kimdir? Peygamberimizdir. Cevabımız Hayber'in fethi olacaktır. Hayber Yahudilerden alınıyor. Şam ticareti onun güvenliği sağlanıyor ve ilk defa cizye vergisi alıyor derdi arkadaşlar. Dikkat dikkat. Hayber ilk toprak parçasıdır kazanılan. Dördüncü sorumuz. Malazgirt Savaşı'nın sonucunda durumlarından hangi Anadolu'da feodal bir yapılanmanın ortaya çıkmasında doğrudan. Dikkat et etkili olmuştur. Türklerin Anadolu'ya göç etmesi. Bu durum Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecini hızlandırıyor sadece. Feodalite burada yok. Doğrudan diyor ha dolaylama sakın kafandan bir şeyler uydurma. Yoksa yiyeceğim bir tane. Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğünün zayıflaması. Feodalite ile alakalı bir durum var mı? Yok. Bu arada feodalite ne demek? Zengin mülk sahiplerine verilen isimdir. Toprak ağası diyebilirsiniz buna. Toprak fethedenin malıdır. İbo. Burki. Kim verelim? Ahmet. Berat. Erhan. Bunlar kimler hocam? Burayı da kes. Bu da kim olsun? Kim olsun lan komutanı kim yapalım? Emirhan yapalım. Emir Emir. Nikola Tesla yapalım. Tamam mı? Değerli arkadaşlar. İlayda'ya da selamlarımı, gö selamlarımı gönderiyorum bu arada. Başka hangi öğrencilerim vardı? Müjde Müjde. Müjde Atalay. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Şimdi hocam bu ne? Bu, bu, bu ne hocam? Bu ne? Şimdi. Emir kimdir? Alparslan'dır. Tamam mı? Bunlar kim? Emir'in komutanları. Yüksek rütbeli komutanlar. Emir diyor ki toprak fethedenin malıdır. Şimdi İbo ne yapıyor? Kendi hanedanlığını kuruyor. Hulki ne yapıyor? Kendi hanedanlığını kuruyor. Ahmet ne yapıyor? Kendi hanedanlığını kuruyor. Said ne yapıyor? Kendi hanedanlığını kuruyor. Erhan ne yapıyor? Kendi hanedanlığını kuruyor. ne yapıyor? Kendi hanedanlığını kuruyor. Ne oldu? Artık toprak onların oldu. Böylece feodalite doğrudan ortaya çıkmış oldu. Cevabımız C şıkkı. Sizi savaşa götürdüm. Hadi geri dönüyoruz şimdi. Osmanlı'ya gidelim. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu ve çok dinli imparatorluk yapısının pekişmesinde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili? Osmanlı nasıl imparatorluk statüsüne kavuştu? Prevede Deniz. Akdeniz'in Türk yolu olduğu kesinleşiyor. Barbaros kimleri? Haçlarlı Cumhurlop denizin dibine boyluyor. Mısır. Zaten Müslüman olan bir yeri aldığın için bunu alamıyoruz. Zaten Müslüman Mısır. Yavuz aldı. Deokrasi güçlendi. Birinci Kosova. Doğru. Bakanlarda ilerleme sağlanıyor. Ama başka bir durum var değerli arkadaşlar. Daha fazla demişim. İstanbul. Moğaç. Macaristan ibaret edildi değerli arkadaşlar. İstanbul'dan sonra ne oldu? Osmanlı İmparatorluk oldu. Osmanlı Ortodoksların koruyuculuğunu üstlendi. Osmanlı böylece çok uluslu yapıya sahip oldu. Hangi dönem? Bugün 29 Mayıs 1453. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi. Tamam mı? Anladın. Aha, kapiş. Altıncı soru canım. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olaylarının kronolojik sırası. Öğrencilerim yorum yapmış. Hocam sıralama istiyoruz hocam. Ay sana sıra, sıralama. Prut ne demek? Ne demiştik? Prut bir umuttur. Azak Kalesi geri alındı. Tarih 1711. Belgrad Osmanlı gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Bundan bir sonra ne oluyor? Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. Küçük kaynarca 1774. Kırım bağımsız oldu. Bak Kırım elden çıkmıyor tamamen Rusya'ya verilmiyor. Bağımsız dini yönden Osmanlı'ya bağlı. Hiçbir şey değişmiyor burada. Cevabımız 1, 2, 3. Turut bir umuttur. Baltacı Mehmet. Yedinci sorumuz. Bu durum Avrupalı devletlerle ilgili yargılarından hangilerini kanıtlamaktadır? Avrupalı devletler Osmanlı Devleti içerisindeki Yunan isyanını desteklediler. Oho! Milliyetçilik isyanlarına destek veriyorlar. E şimdi bunlar. Viyana'da niye bir araya geldiler? Bu isyanları önlemek için. Çok uluslu yapıyı korumak için. E şimdi sen burada Yunanistan'a destek vermişsen çok uluslu yapıdaki Osmanlı'ya zarar verdin mi? Verdin. Demek ki Viyana'daki kararlara aykırı davranmışsın. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü göz ardı edilmiş mi? Edilmiş. Yunanistan senden ayrılacak artık. İsyanı desteklemişsin. Milliyetçilik hareketlerine ivme kazandırdı mı? Kazandırdı. Diğer uluslar da kendi bağımsızlıklarını isteyecekler. Cevabımız Z Avrupalılar her zaman kendi çıkarlarına göre hareket ederler. Bunu unutmayın. 8. soru. Mustafa Kemal'in yukarıda verilen sözü aşağıdaki geçmelerden hangisi üzerinde söylediği, üzerine söylediği savunulabilir. Osmanlı ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yoruk. Biz Osmanlılardan çok 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ilkeleri, özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi bugünün insan topluluklarının temeli olan bütün ilkeleri ve insanlığın gele vicdanına indirilmiştir demektir. İndirilmiş demektir. Unusun siyasal egemenliği nerede temsil edilir? Mecliste. Değil mi? Meclis gitti. Sonrasında ne oldu? Özgürlüğüne baskın yaptım ve payitahtı yani başkenti işgal etti. Cevap. Amasya Protokolü temsil yetki hukuken tanındı. TBMM yeni bir meclis açıldı buna karşılık. Sivas Kongresi hem toplanma hem de aldığı kararlar arasında ulusal Misak-ı Milli yeni devletin kuruluşunu gösteren belgedir. Yani kurulmasının e, gerektiğini savunan belgedir. Milli sınır ya da ulusal sözleşme diyoruz. Cevabımız İstanbul'un resmen işgali. Bunu Mustafa Kemal'e bildiren kimdir? Manastırlı Hamdi. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi? Gümrü Antlaşması'nın kazanımları arasında gösterilemez. Tarih 3 Aralık 1920. Halkın meclise ve orduya olan güveni arttı mı? Ardı. Niye? Başarı var burada. Doğu cephesindeki savaş sona erdi. Doğu sınırı kesildi kazanmadı. Doğu cephesi kapandı. Dikkat et. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği uluslararası alanda ilk kez bir devlet tarafından kabul edildi. Hangi devlet? Ermenistan değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Sovyet Rusya'dan gelebilecek yardımların önü açıldı mı? Açıldı. Rusya ne diyecek? Göz kırpacak. Yeşil ışık yakacak değerli arkadaşlarım. Birinci yönünden sonra masaya oturacaklar Moskova Antlaşması'nda. Fransızların işgal Aho! E bu Fransızlarla ilgili değil ki Ermenilerle ilgilidir. Fransa 2. Yunan Savaşı'ndan sonra geri çekilme kararı alıyor. Sakarya'dan sonra Çekiliyor değerli arkadaşlar. Tamamen çekiliyor. Tamam mı? Dikkat edin. 10. soru. Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılmasının ilkelerinden hangilerinin güçlendirilmesinde etkili olduğu savunulabilir. Erkan Harbiye ne hocam? Ordunun siyasetten ayrılması. Siyasetle ilgili kavramlar bizi nereye götürür? Cumhuriyetçiliğe götürür. Devletçik bizi paraya götürür. Ekonomiye götürür. Kalkınmaya götürür. Ele gitti 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 gitti. Oho, oho. Cevabı olaşacak değerli din ve vicdan ürüyesidir değerli arkadaşlarım. Cevabımız açık. Son soruyu size bıraktım. Hadi bakalım. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit. Aşağıdaki olayların hangisinden sonra iddiaçılar tarafından tahttan indirilerek Selaniye sürgüne gönderilmiştir? Hangi olay? Yorumdayız. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.